Buyurun efendim. Afiyet, bal, şeker olsun. Bitince yine alırsınız. Tabii. Bu ne biçim yemek böyle be? Bir de bal şeker diyor da utanmadan. Zehir zıkkım oldu be. Mis gibi türlü yaptım işte ya. Nesi varmış Allah aşkına? Tam olarak problemi tespit edemiyorum çünkü şu anda bütün tat alma duyularım dondu yani İsmail. Amma abarttınız ya. Bayıldım vallahi. Her gün olsa her gün yerim ben bu. Afiyet olsun aşkım. Al bunların hepsi niye o zaman yani? Ya kızım Allah aşkına şu grevden vazgeç be. Hiç olmazsa yemekleri yap ya. Kusura bakma babacığım, grevimi sonuna kadar devam ettireceğim ben. Aklını başına al teyzene. O son ne zaman acaba? Yani içimizden birisinin ölmesini mi bekliyorsun ya? Babacığım beğenmediysen İsmail yemeklerini bir de sen yap bakalım. Bir de sen yemek yap, nasıl olacak, senin yemeklerini tadalım. Teyzene vallahi helal olsun, şahane bir fikir bu. Sağ ol kocacığım. Yok öyle bir şey, İsmail yapacak. Ben karışmıyorum. İsmail, meyvan nerede kaldı lan? Şimdi geliyor babacığım. Teyzenim, koynumun keli, iki gözümün nuru. Bırak artık şu grev işini ya. Bırak da bari bir şeyler ortaklaşa yapalım teyzenim, ne olur. Vallahi ben her şey koşturmaktan kurudum, kaldım. Bozkır baba beni bildiğin köle gibi çalıştırıyor. Bak bugün dükkanı da açamadım. Vallahi orası beni hiç ilgilendirmez İsmail. Beni greve sokmadan önce düşünecektiniz. Bana başka çare bırakmadınız teyzenim. Vallahi bırakmadınız. Ben kaçıyorum evden. Gidip en azından bir süre dükkanda yaşarım. Kafam rahat olur kızım ya. Kaç git. Hobi olarak yine git. Ama orası soğuk olur bak ben sana söyleyeyim. E artık akşamları sarılıp ısınacağın bir karıcığın da olmayacak. Artısını eksisini tart, iyi düşün derim. Bulaşık yıkarken düşünmek için bolca zamanım oldu. Gidiyorum ben. Aman bir gün dayanamadın ev işine be. Yok, ev işleriyle alakalı herhangi bir sorun yok. Sorun sadece Bozkır Baba'da. Ya bu adam benim bir dakika durmama bile müsaade etmiyor ya. Adam bana resmen yazlık kışlık yaptırdı. Aa, daha yaz gelmedi ki. Aynısını kendi de söyledi işte, yaz gelmedi dedi. Sonra kışlıkları gerisin geri dolaba koydurttu bana. Ha, mantıklı olmuş tabii. Bunun neresinde mantık buldun acaba? E aşkım atasözü var ya, mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır diye. Tabii ki kazaklarımızı kaldırmayacaksın. Sen bizim bu sahte bahar güneşine kanacağımızı mı sandın ya? Yok ya, ben bu evde kendimi ifade edemiyorum. Zaten sizin de beni anlamaya asla niyetiniz yok. Ben ilk fırsata kaçıyorum bu evden, kesin kararım. Kaç aşkım ya, kaç git. Git iki adım ötede özle beni, gel tamam mı? Bak hem böyle arada küçük ayrılıklar ve evlilikleri iyi gelir. Bu ateşimizi tekrardan harlar, alevlendirir yani. Biz annem babam gibi böyle sıkıcı olmayalım ya. Git aşkım, çok seviyorum ben seni, güle güle. Güle güle deme bari. Güle güle gitmeyeceğim işte, gülmeyeceğim teyzenle. Somuta somuta gideceğim. Somuta somuta git İsmail. Nasıl gittiğinin bir önemi yok. Bana nasıl geldiğinin önemi var. Bekleyeceğim seni bebeğim, güle güle. Allah'ım ne kadar renkli bir evlilik hayatımız var bizim böyle ya. Hep tansiyon yukarıda vallahi. Buraya kadar gelip o işi halletmezsem İstanbul'da hesap soracaklar benden. Zaten işlerine en yoğun olduğu zaman da bir şey rica ettiler. Thank you.
Niye açık la? Hırsız mı girdi yoksa? Şey darmadağınlık. Hırsız var! Hırsız var! Cuma'nın yazısı bu. Madem ustayım diye geziniyorsun, git doğru düzgün malzeme al da dükkanına koy be ya. Ulan Cuma, ulan Cuma, pistolet! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.